Vallahi ay gibi doğdunuz. Hamdolsun. Ay gibi doğdunuz vallahi. Değerli arkadaşlarım, yıllarca Anavatan Partisi'yle beraber Çanakkale'ye ve Türkiye'ye hizmet vermiş olduğumuz Sayın Cumhuriyet Tümer partimizi ziyarete gelmişlerdir. Arkadaş böyle beraber kendilerine hoş geldiniz derim. Şimdi Demokrat Parti biliyorsunuz Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin birleşmesinden meydana gelmiş isim olarak Demokrat Partisi'ni almış. Herifler anlamıyor, kapatıyorsun. Tüzüğünde de üç tane unsur önemlidir. Demokrasiyi korumak, Demokrat Parti'nin. Cumhuriyete sahip çıkmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını devam ettirmek, hukukun üstünlüğünü sağlamaktır. Dolayısıyla Sayın Cumhuriyet Sümer'le Anavatan Partisi'nde de biz yıllarca hizmet verdik. Bu üç unsuru da kendisinin şahsında barındırdığına inandığım için Demokrat Parti saflarında kendisini görmek istiyoruz. Davet ediyorum kendisini. Ya biz bir yere gitmedik zaten. Hep burada babadan itibaren burada. Evet, aynen. Şimdi siyasi partiler devleti yönetmek için kurulmuş olan birer kurumlardır. Demokrat Parti de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetmek için kurulmuş olan bir siyasi partidir. Dolayısıyla şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmiş olan AKP'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkelerine aykırı olarak hareket ettiğini tespit ettiğimizden dolayı Türkiye'ye vermiş olduğu zararlardan birkaç tanesini söylemek istiyorum başlıklarla. Devletin bütün kurumlarını çökertmiştir. Eğitim. Eğitimde uhrevi yatırım yapıyor. Tamam, uhrevi, öbür dünyayı. Bu dünyayı bırakmış. Ama bu dünyada da yaşamak zorundayız. Dolayısıyla bilgiye, teknolojiye de önem vermek gerekiyor. Burada bir yanlışlığı var, eğitim çökmüştür. Yargı çökmüştür arkadaşlar. Yargıyı ele geçirmiş, yargı sopasıyla herkesi susturmuştur AKP. Üniversiteleri susturmuştur. Sendikaları susturmuştur, baroları susturmuştur, sivil toplum kuruluşları susturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir suskunluk içerisinde yaşamaktadır. Gelelim ekonomiye. Ekonomi batmıştır, çökmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti borç batağının içerisinde yüzmektedir. Deniz bitmiş, kara görünmüştür. Karada gemisini yürütebilip yürütemeyeceğini bilmiyoruz. Eğer böyle devam ederse Türk toplumu namerte muhtaç olacak, aç kalacak ve ırgat olacak. Toprak satışlarını bir kelimeyle anlatmak istiyorum. Bugün örnek olarak Filistin'i gösteriyorum. Çünkü Yenice'ye gittim, ben Yeniceliyim. Benim akrabam abi dedi, tarlayı sattım dedi, hem parasını aldım dedi, hem de tarlayı ben kullanıyorum dedi. Ben dedim ki onun dumanı sonradan çıkar, vatansız kalma durumumuz da var, Türk topraklarını Araplara falan pazarlamaktadır. Onun için demokratik yoldan AKP iktidarının sandıkla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetiminden derhal indirilmesi gerekir. Tek adam rejimini kurmuşlardır, demokrasilerde birer kural vardır. Her aldığın verginin kuruşunun hesabını vereceksin. Ben hesap vermem diyor. Çünkü denetim yok. Başıboş bir yönetimdir. Bu görev de Demokrat Parti'ye düşmektedir. Halk bunun farkına vardı. Sığınacak bir liman arıyor. Bir liman, bu merkez sağ seçmenin limanı da Demokrat Parti'dir. Hepinizi Demokrat Parti çatısı altında toplanmanıza davet ediyorum. Teşekkür ederim. Bravo başkan. Sayın Bakanımız Cumhuriyet Sümer'di. Buyurun.
Evet Sayın Başkanım, öncelikle ve kıymetli arkadaşlarınıza da sizlerle bu üstü kabulünüzden dolayı teşekkür ediyorum. Sizin göreve geldiğinizden beri hep bu ziyareti yapmaya arzu ediyordum. Ancak nasip bugüneymiş. Sağlık olsun, teşekkür ederim. Böyle bir günde, böyle bir saatte sizlerle beraber olmaktan da ayrıca çok mutluluk duyuyorum. Biz de çok mutlu olduk. Tabii Demokrat Parti, yani ben hep söylüyorum, bizim için de baba ocağı. İşte rahmetli babalarımızın böyle el ele sırt sırta verdikleri 1946 senesinin o günkü hükümetin istibdadına yeter artık dur dedikleri bir günde ortaya çıkmış ve vatandaşımızın, milletimizin bağrında yer almış, çok önemli hizmetler yapmış. Türkiye'nin gerçekten çok partili demokrasiye geçişinin bütün kurallarını, kaydelerini koymuş. Daha sonra da millete hizmet edilebilmenin, edebilmenin çok güzel örneklerini vermiş, vatandaşla bütünleşmiştir. Ama hepinizin çok iyi bildiği gibi 1960'ta kahrolası bir darbeyle milletimizin içine bir husumet tohumları ekilmiştir. Çok acılar yaşanmıştır. Türkiye için yaşadığı Suriye içinde ilelebet utanılacak bir yazı yazılmıştır. Nur içinde yazsın. Menderes ve kıymetli arkadaşları idam edilmişlerdir. Allah bir daha bu ülkeye öyle günleri göstermesin. Türkiye'de demokrasi, çünkü bizim inancımız odur. İnsana, insan fıtratına, insana en yakışan rejim, düzen demokrasidir. Türkiye bu demokrasiden bir lafzadayı kopmadan, koparılmadan yaşantısına devam etsin. Tabii Sayın Başkan'ın çok veciz bir şekilde özetlediği düşüncelerine katılıyorum. Gerçekten de Türkiye maalesef yurt içinde, yurt dışında oradan buraya savrulmaktadır. Yani Türkiye'de bu Türkiye'nin gidişine dur diyecek. Yine aynı dönemlerde yaşandığı gibi yüreğiyle, bileğiyle ortaya çıkacak. Bu yanlışları yüksek sesle dile getirecek insanlara, partilere gerçekten ihtiyaç vardır. Ben her zaman söyledim, Türkiye'den merkez sağ, Türkiye'nin demokrasisinin çimentosudur. Türkiye'deki bu merkez sağ çimentosunu eğer tekrar bir araya getirip güçlü kılabilirsek, ben eminim ki Türkiye için bir açılım olacaktır. İnsanların gönül rahatlığıyla, huzur içinde oy verebilecekleri bu değişimi, çünkü Demokrat Parti değişim partisidir. Bu değişimi, bu dönüşümü sağlayabilecek bir parti olarak görülecektir. Ben Sayın Genel Başkan'a da buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gerçekten can siperhane bir mücadele içinde. Gecesini gündüzüne katıyor. Türkiye adım adım dolaşıp her yerde var olma çabası içinde oluyor. İnşallah başarılı da oluyor. Daha da başarılı olacak, buna da inanıyorum. Biz tabii sizlerle daha sonra yine sohbette ederiz. Bugün şimdi eğer bize izin verirseniz kendi arkadaşlarımızla sizin olmadığınız bir ortamda biraz sohbet ederiz. Söz vermek dikkatliğine daha ilave etmek istiyorum. Çanakkale için. Sayın Cumhur Erciber, Bakanlığı döneminde